şey yap. İner. Burayı da alabilirsin ya. Bir buçukta yarımda yattım. Yarımda yattığımda dedim yağmur yağıyordu. Dedim en azından dedim önlemimizi aldım. Zaten önlemimi daha önce almıştık. Dedim su dedim yağmur yağıyor dedim en azından hadi duvarın yarısına gelir en azından içeriye girmez dedim. Sonrasında aşağı indim. Dedim baktım iki camın alttan iki camın ikisine de baktım dedim su yok. Sonrasında bir daha indim. İçim el vermedi. Gecenin bir yarısı saat 2 miydi, 3 müydü? Tekrardan indim. Tekrardan yan komşum geldi. O çaldı kapıya. Dedi Hilal içeriye su alıyor. Tekrar indim. Tekrar o basamakları tekrardan çıkmamla beraber bomba patlar gibi bir patladı. Eyvah dedim eşim ve içeriye su doluyor. Çabuk bu evi boşaltalım çoluğu dedim. Çoluğu çocuğu ne aldıysam ne üstümdeki akşamki giydiğim pijamalarımla eşim giydiği pijamalarla çocuklar onlardan çıktı dışarıya. Evimiz ters dubleksti ama yapacak bir şeyim yoktu. Aşağı indim ve saniyesiyle çıkmamla birlikte o bomba patlayınca her taraf felç oldu. Ve suları görünce de zaten su yarıya kadar gelmiş. Ev bitmiş, aldığım eşyalarım, yaptığım emeklerimle yaptım, tırnaklarımla yaptım, her şeyim bitti. Çocuklarım çok perişan oldular. Gitti su altında kaldı 2 metre yakın 2-2,5 metre yakın su doldu eşyalarım gitti evin üst katı da test dubleks üst katında da bir 25-30 santime kadar su aldı burada da su altında kaldı yani canımıza gelmedi malımıza geldi buna şükrediyoruz çok zor durumdayız yani masrafımız çok şeyimiz çok yani yapacak işte yardım bekliyoruz. Yapacak işte elimizden geldiği kadar zaten zor bela aldık biz burayı almaya şey yaptık. Yani 40 daha kadar borçlandım. Alalı da 5-6 ay oldu zaten burayı alalı. Yani ilk defa böyle başımıza bir olay geldi. Şurada gösterir misiniz siz şurada? Sel sonrası evimizin duvarları çatlamış vaziyette. Ev duvarlarımız yıkılmış vaziyette. Hiçbir şey kalmadı, öyle söyleyebilirim. Yapılacak hiçbir şey yok, destek bekliyoruz.